Mutlu akşamlar. TV 52 ana habere hoş geldiniz. Ben İsa Akçay. Bugün 8 Nisan 2020 Çarşamba. Yine gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağız sevgili izleyenler. Her akşam yaptığımız gibi tabelayı vereceğiz. Bu akşam tabelada çok zorlandık. Niye zorlandık? Ekrana yazacağımız kelimeyi çok seçmek zorunda kaldık. Çok daha farklı şeyler yazmak istedik. Çok daha farklı şekilde bu işi anlatmak istedik ama burası ekran olunca maalesef istediğimiz gibi aktaramıyoruz her şeyi. Fırsatçısınız diyoruz. Bulabildiğimiz en yumuşak, en naif kelime. Fırsatçısınız. Herhalde anlamışsınızdır. İçinde bulunduğumuz zor şartlarda bu işi fırsata çevirmeye çalışan insanlara sözümüz. Özellikle de finans kurumlarına sözümüz. Bir salgın yaşıyoruz. Daha önce bir kriz yaşadık. Evet, bu krizi fırsata çevirdiniz ve müthiş karlar yazdınız. Bilançolar açıklanınca tüm dünya üzerinde kazanılması mümkün olmayan karlarla bilançolar açıkladınız. Eyvallah dedi bu millet ve yine sizin kapınıza geldi. Şimdi salgın var. Tüm dünyanın uğraştığı bir lanet var. Ve devletin de imkanları var. Kredi ertelemek gibi, kredi garanti fonundan faydalandırmak gibi esnaflara özellikle ki en zor durumda olan esnaflar. Adamlar kepenk kapattılar, çalışamıyorlar ama giderleri devam ediyor, ödemek zorundalar. Devlet bu anlamda para dağıtmadığına göre finans kurumlarına başvuruyorlar. Finans kurumlarında ne kredi erteleme var ki ertelese de çok fahiş faizlerle, biraz sonra haberimize göreceksiniz, ne de kredi garanti fonundan, devletin parasından vatandaşa kullandırım var. Bu da nasıl engelleniyor? Limit bitti diyerek engelleniyor. Kredi kullanan yok ama devletin aktardığı bütçe bitti. Dünyanın hiçbir yerinde demeyelim doğru olmaz, Türkiye gibi gelişmiş ülkelerde ya da gelişmekte olan ülkelerde böyle bir faiz oranı yok. Dünyanın en yüksek rakamla borçlanan 10 ülkesinden bir tanesi Türkiye. Mısır'ın faiz oranları bile bizden daha düşük. Avrupa Birliği ülkelerinde, Asya'da faizler sıfırda ya da eksilerdi. Yani adamın bankasına para koyduğunda sizden masraf alıyor, faiz vermiyor. Tabii dolayısıyla faize de parayı o fiyatlarla vermiyor. %1 ile %0'larla veriyor. Verirken de satarken de parayı. Alıyor ve satıyor sonuçta. Kendi mevduatı da değil. Bu paralar vatandaşın parası. Bu paralar devletin parası. Mevduatı topluyor, satıyor. Ama sattığı fiyat çok fahiş. İnsanların ceplerinde gözleri. Böyle olmamalı. Bu konuda muhakkak bir yasal düzenleme gelmeli. Çok ciddi bir yasal düzenleme gelmeli. Hem masrafta, hem komisyonda, hem faizde, hepsinde bir düzenleme gelmeli. Her şeyden para kazanan sektör ancak gözü doymayan yine finans sektörü. İnsanların çok ciddi sıkıntısı var, çok ciddi sorunları var. Bu aşamada yapılacak işler değil bunlar. Devlet bankaları da dahil. Devlet bankaları da bu sisteme dahiller. Devlet talimat veriyor, emrediyor. Vatandaşın yanında durun, özellikle esnafları koruyun, kollayın diyor. Ancak duyan yok. Özellikle banka müdürleri. O yüzden bir de şu durum var. Çok uzatıyoruz belki ama vatandaşta da sıkıntı var. Bugün kamera gönderdik sokaklara ve esnaflara sordurdum. Kimse konuşmuyor. Evet doğru, evet sıkıntı var ama biz konuşamayız. Niye? Niye? Korkuyorlar. Yarın öbür gün bankaya gidecekler, yine geri çevrilecekler bu konuşmalardan dolayı. Siyasetçiden korkarsınız. Bankadan korkarsınız. Ya Müslümanız, Türküz. Cesaretimizle övünürüz. Ayaklanalım, isyan edelim demiyoruz ama haklı olduğumuz yerde de tepki göstermesini bilelim. O yüzden fırsatçısınız diyoruz. Bununla ilgili yazmak isterseniz, cesaret edebilirseniz de yazmanızı bekliyoruz. Yavaş yavaş da bültene geçelim. Haber bülteninin içinde bununla ilgili de haber var. O zaman yine konuşacağız bu durumu. Dün akşam yine Sağlık Bakanı açıklamayı yaptı sevgili izleyenler. Dünün bilançosunu verdi. Dün yapılan test sayısı 20.023. Artık biliyorsunuz 20.000'den üzerinde test yapılıyor her gün. Pozitif vaka sayısı 3.892 ve maalesef 76 vatandaşımız hayatını kaybetti. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 725'e, vaka sayısı da toplamda
34.109'a ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs bilim kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Koca, COVID-19'da son 24 saatte vaka sayısının 3892, vefat sayısının 76 olduğunu, toplam vefat sayısının ise 725'e ulaştığını bildirdi. Bugünkü test sayımız 20.023. Bugünkü vaka sayımız 3892. Bugün 76 vatandaşımızı daha kaybettik. 256 vatandaşımız ise şifa buldu. Covid-19 tanısıyla takip edilen hastaların Türkiye genelindeki dağılımını paylaşan Bakan Fahrettin Koca, günlük test sayısı pozitif vaka dağılımını da gösterdi. Buradaki tablo ise Covid-19 tanısı ile takip ettiğimiz hastalarımızın Türkiye genelindeki dağılımını görüyorsunuz. Burada kırmızıyla işaretlenen bölgeler yoğunluğun daha fazla olduğu bölgeler olarak yansımakta. Burada gördüğümüz özellikle Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak özellikle bu noktada yoğunluğun daha fazla olduğunu bu haritadan görmek mümkün. Burası yine İzmir'deki vakaların dağılımını gösteren. Burada İstanbul'daki dağılımı, genel dağılımı ve yoğunluğu görüyorsunuz. Kocaeli'ndeki dağılımı burada görmüş oluyoruz. Sakarya'daki dağılımı özellikle gösterdiklerin yoğunluğun fazla olduğu iller olduğunu da söylemek istiyorum. Burada ise son 10 günde yaptığımız test sayıları ve pozitif vakaların dağılımını görüyorsunuz. Yapılan test sayılarının her geçen gün arttığını, 20 bini geçtiğini rahat görmüş oluyoruz. Ve burada ayrıca pozitif çıkan vaka sayısının da %22'den %15'e kadar indiğini görmüş oluyoruz. Yani test sayısı arttıkça vaka sayısının da azaldığını gösteren, çünkü taramayı daha yoğun yaptığımız, filyasyonu yoğun yaptığımız dönemde bu vaka sayısının oran olarak düşüklüğünü gösteren bir tablo. Öte yandan Ordu'da ise şu anda Kabataş'ın, Elbey ile Perşembe'nin Ramazan ve Hacılar mahalleleri olmak üzere 3 mahalle karantinada bulunuyor. Şu ana kadar Ordu'da bir kişi koronavirüsten hayatını kaybederken, valilikten yapılan son açıklamaya göre ise 50 kişi koronavirüsü yenerek taburcu oldu. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı veriler ise şöyle. 7 Nisan günü gerçekleştirilen test sayısı 20.023, vaka sayısı 3892, vefat sayısı 76, iyileşen hasta sayısı ise 256. Toplam test sayısı 222.868, toplam iyileşen hasta sayısı 725, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1474, toplam entübe hasta sayısı 987, toplam iyileşen hasta sayısı 1582. Bugünkü koronavirüs bilançosu eğer haber bültenine yetişirse haber bülteninin içinde rakamları paylaşacağız diyelim ve devam edelim. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamalar yaptı yine vatandaşa olan destekle ilgili. Devlet desteği vermeye çalışıyor ama vatandaşa ulaşmıyor. Belki de en sağlam ulaşan destek paketi bu geçinmekte sıkıntı çeken insanlara ödenen biner liralık paralar. Bunda devlet düzenlemeye gitti. Yeni bir düzenlemeye gitti. 2.3 milyon kişi faydalanmıştı bu imkandan. Şimdi artık 4.4 milyon kişiye çıkartılacak. Geçinmekte zorlanan insanlara ödenen 1000 liralık katkı payında rakamlar. Ve en önemlisi ücretsiz izne çıkarılan işçiler de bu ödenekten faydalanabilecek. Çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili vatandaşlarımız. Covid-19 salgınının ekonomimize olan etkileriyle mücadele kapsamında attığımız adımları sizlerle düzenli olarak paylaşma arzusundayız. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir hafta arayla 2G20 Hazine Bakanları toplantısı gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Malumunuz bir hafta arayla 2G20 Hazine Bakanları toplantısı gerçekleştirdik. Toplantılardan şu sonuç çıktı. Dünyadaki küresel ekosistemdeki tüm bu süreçlerde ülkeler arasındaki ticarete ve bunun ilişkilere zarar vermeden bu krizden çıkışın yollarının aranması gerektiği.
Vatandaşların gelirlerini güvence altına almak ve kayıplarını telafi etmek için canla başla çalıştıklarını ifade eden Albayrak, yeni çalışmamız neticesinde süreçten etkilenen yaklaşık 2,3 milyon aileye daha yardım yapacağız. Toplamda 4,4 milyon ailemize nakdi yardım sağlamış olacağız ifadelerini kullandı. Vatandaşlarımızın gelirlerini güvence altına almak ve kayıplarını telafi etmek için neler yapabiliriz? Bu manada canla başla çalışıyoruz. Bu kapsamda dar gelirli 2,1 milyon ailelerimiz için 1000 lira nakdi yardım yapacağımızı açıklamıştık. Yeni çalışmamız neticesinde inşallah bu süreçten etkilenen yaklaşık 2,3 milyon aileye daha, ki bu manada Çalışma Bakanlığımız çok ciddi, yoğun bir, detaylı bir çalışma yürütüyor. Tamamlanıyor bu ay içerisinde inşallah. Bu manada bu 2,3 milyon aileye daha bu yardımı yapacağız ve toplam 4,4 milyon ailemize nakdi yardım sağlamış olacak. Albayrak, esnaf için mücbir sebep kapsamına giren firmalar ve KOBİ'ler için vergi ve SGK ödemelerini ertelediklerini anımsatarak dükkanını kapatan ya da işleri yavaşlayan esnafa da kısa çalışma ödeneği sağladıklarını, esnafın yanında çalışanların maaşının büyük kısmını ödeyeceklerini söyledi. Bu süreçte kısa çalışma ödeneğine başvuramayan esnaflar ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlar olduğuna dikkati çeken Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin, onlar için de maaş desteğini başlatacağız dedi. Esnafımız için, mücbir sebep kapsamına giren firmalarımız ve KOBİ'lerimiz için vergi ve SGK ödemelerini ertelemiştik. Ayrıca dükkanını kapatan ya da işleri yavaşlayan esnafımıza kısa çalışma ödeneği sağlayacağımızı belirtmiş, esnafımızın yanında çalışanların maaşının büyük kısmını ödeyeceğimizi ifade etmiştik. Bu süreç kısa çalışma ödeneğine başvuran esnaflarımızın yanında kısa çalışma ödeneğine başvuramayan esnaflarımız için de ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız oldu. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız da merak etmesin. Onlar için de inşallah maaş desteğini başlatacağız. Bu dönem devlet için de zor bir dönem sevgili izleyenler ve biliyorsunuz ki kriz ve salgın olduğu dönemlerde devletin cari açık vermesi gayet normaldir. Bunu ne kadar minimize ederse o kadar büyük avantajdır gelecekteki faaliyetlerini ve istikbalini devam ettirmesi için devletin. Merkez Bankası'nın bilançoyu açıkladığı rakamlar Mart ayı itibarıyla ciddi açıklar veriyor, açıkları gösteriyor. Mart ayı itibarıyla salgının başladığı ay itibarıyla cari açık 40 milyar 445 milyon lira. Biz de bu durumu yeminli mali müşavir Nedim Türkmen'e sorduk. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre koronavirüsün etkisinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ağır bir şekilde hissedildiği Mart'ta hazine nakit dengesi 40 milyar 445 milyon lira açık verdi. Şubat'ta açık 8 milyar 974 milyon liraydı. Hazine nakit dengesi en yüksek açığını Aralık 2019'da 36 milyar 794 milyon lira ile vermişti. 40,4 milyar lira ile hazine tarihinin en büyük açığını vermiş oldu. Ekonomik önlemler alınmaya devam ediliyor. Dünyada biliyorsunuz Amerika sonsuz dolar vaat etti. IMF çok büyük bir paket açıkladı. Almanya, İngiltere, Kanada, bütün ülkeler bu virüsün etkilerinden etkilenen çalışanlarını ve işyerlerini korumak için çok ciddi paketler açıkladılar. Geçen ay hazinenin nakit gelirleri 53 milyar 918 milyon lira, nakit giderleri 94 milyar 364 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 83 milyar 320 milyon lira, faiz ödemeleri ise 11 milyar 890 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 29 milyar 402 milyon lira açık verdi. Böylece Mart'ta nakit dengesinde 40 milyar 445 milyon lira açık oluştu. Mart ayında hazinenin devirli garantili borç geri dönüşü 192 milyon lira olarak kayıtlara geçerken tasarruf mevduatı sigorta fonundan aktarımlar da 3 milyon lira oldu. Hazine nakit dengesi hesabına göre Mart ayında kur farklarından kaynaklanan artış 4 milyar 649 milyon lira olarak gerçekleşirken kasa banka net hesabı ise 19 milyar 392 milyon lira azaldı. 211 bin iş yeri kapatıldı. Bunun dışında mükellefler mücbir sebep halinde sayıldı ama gelir vergisi mükelleflerinin tamamı bu kapatılan iş yerleri sayıldı. Çok büyük bir bölüm kurumlar vergisi mükellefleri de mücbir sebep halinde sayılmadı. Şu anda iktidar çalışma hayatını sürdürmeye gayret ediyor. Özellikle üretim tarafını. Bu konuda onlara hak veriyorum. Üretimi kontrollü bir şekilde sürdürmek lazım.
3 ay evde oturduğunuzda bir müddet sonra yiyecek hiçbir şey bulamayabilirsiniz. Hazinenin Mart ayında banka kullanımı 24 milyar 38 milyon lira olarak belirlendi. Dış borç ödeme 699 milyon lira, iç borç ödeme 19,2 milyar lira oldu. Hazinenin iç borç kullanımı ise net 36 milyar 130 milyon lira olarak gerçekleşti. Burada Türkiye'de yapılanlara baktığımızda önemli olan şey işçilerin, çalışanların işlerini kaybetmemesi olması gerekirdi. Yani işsizlik fonu işçi ve işverenden kesilen fonlarla kurulmuş bir fon ve şu anda 131 milyar lira var. Çalışan 14 milyon sigortalı var, sosyal sigorta kurumuna kayıtlı. Bunların ortalama ücreti 3000 TL. Devlet şunu demeliydi, 3 ay boyunca bütün maaşlarınızı ben ödüyorum bu fondan. Siz oturun dışarı çıkmayın demesi gerekirdi. Bu yapılmadı. Yeminli Mali Müşavir Doktor Nedim Türkmen kısa çalışma ödeneğinde de başarı sağlanamadığını sözlerine ekledi. Ve şu anda kısa çalışma ödeneğine başvurdu faaliyetine ara veren şirketler. Burada da yaklaşık 500 bin iş yeri ve 4,5 milyon çalışan 3 ay boyunca buradan maaş almak için başvuracak. Ama iş müfettişlerinin uygunluk denetimi sonucu beklendiği için bu çok uzun sürecek. Dolayısıyla burada da çok ciddi bir başarı elde edemedik maalesef. Şimdi sıra geldi Fırsatçısınız haberimize. Finans sektöründeki haberimize. Bu haberde bir de konuğumuz var. Nedim Türkmen. Çok etliye sütlüye dokunmadan aslında Nedim Türkmen cevaplamış konuları ama herkes biliyor bankaların nasıl çalıştığını. Bankalar kar etmesin demiyoruz. Bankalar zarar etsin de demiyoruz. Ama böyle bir para kazanma şekli yok. Vatandaşın ceplerinden ellerini çeksinler diyoruz. Elbette ki bir maliyeti var bu işin. Ama mevduat vatandaşın, mevduat devletin, rekor karlar bankaların, banka patronlarının, bu kadar olmaz. Bu zamanlarda olmaz en azından. Türkiye, girişte de söyledim, dünyanın en yüksek faizle borçlanan 10 ülkesinden bir tanesi. Çok acil faiz indirimine gidilmeli. Bırakın o palavraları. Yok öyle oluyormuş, böyle oluyormuş, faiz indirilmez mi? Bırakın o işleri, bırakın. 4, 5, 6 seviyesine faizin indirilmesi lazım Türkiye'de. Hızlıca indirilmesi lazım. Altyapı ona müsait. Dünyanın hiçbir yerinde yok böyle bir faiz rakamı. Ve bu bankacıların da muhakkak BDDK tarafından düzenlenmesi lazım. Hem komisyonlarının, hem faiz oranlarının, hem de masraflarının, her şeyinin düzenlenmesi lazım. Haberin detaylarına bakalım, sonra gelelim kaldığımız yerden de devam edelim. Geçirdiğimiz zor zamanlarda esnaflara can simidi olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kredileri erteleme ve devletin bankaları esnaflara kullandırması için ayırdığı kredi garanti fonu. Krediler faizsiz ertelenecek, esnaflara devletin parası olan kredi garanti fonundan rahatlamaları için destek verilecekti. Öyle ki kredi garanti fonunda bankaların riski neredeyse sıfır. Çünkü verilen kredinin %80'i devlet güvencesinde. Sıkışan esnaf doğal olarak bankaların yolunu tuttu. Kimisi var olan krediyi ertelemek, kimi de yeni kredi alıp ayakta kalabilmek için. Ancak iddialara göre her başvurunun ayrı bir mazereti oldu bankalarda. Kimine kredi kalmadı, kimine krediyi erteleriz ama faizi neredeyse iki katı olur denildi. Yani kredi garanti fonunda limit olmadığı gerekçe gösterilerek başvurulan birçok kişi kapıdan çevrildi. Oysa herkese yetecek bütçe var. İsteyen her esnafa standartları sağlanması halinde kredi verilecek denmişti. Esnaf bu zor günlerde bir darbeyi de bankalardan yedi. Yine birçok iddia var ki bankalar koronavirüs krizini fırsata çevirerek kredi erteleme desteğini uygulamıyor ya da kredi ertelemesi için fahiş ücret isteniyor. Üstelik Türkiye en yüksek faizle borçlanan ülkeler arasında ilk onda. Bu durum bankalar için deyim yerindeyse veli nimet. Belki de dünyanın hiçbir yerinde bu oranda anormal para kazanan finans sistemi yok. Bu iddiaları yeminli mali müşavir ekonomist Doktor Nedim Türkmen yorumladı. Doktor Nedim Türkmen, bankalar para yok, limitler doldu diyor, kredi vermiyor dedi. Ve en önemli problemin işsizlik olarak yaşanacağına dikkat çekti. İş yerleriyle ilgili olarak ödenmesi gereken çeki ya da kredisi olanlara ilişkin ertelemeler ve yeni kredilerden bahsedildi. Ama dün Sayın Topbaşkan'ın ifade ettiği gibi bankalar para yok, limitler doldu diyor, kredi vermiyor. Şu anda en önemli problem Türkiye'de işsizlik problemi olacak.
4.639.000 31.12.2019 tarih itibariyle işsiz vardı bu ülkede. Bu krizden de virüsten etkilenenlerin büyük çoğunluğu hizmet sektöründe çalışanlar. Türkiye'de 15 milyon insan çalışıyor hizmet sektöründe. Sanayide 5 milyon çalışıyor, 5 milyon da tarımda çalışıyor. Şimdi 4.639.000 işsizin üzerine bir 5 milyon daha katıldığı durumu düşündüğümüzde Türkiye'de 10 milyon işsiz olan bir yerde hiç kimse sokağa çıkamaz. Sizin durumunuz iyi olsa bile evinizde oturamazsınız. Bu anlamda hükümet çok da geç kalmış değil. Bir an önce işsizliği önlemek anlamında işçilerin maaşlarını ödemeyi taahhüt edip hiçbir işverene de işçi çıkartmayacaksınız yaptırımını getirebilir. Bunu yapmak mümkün. Öyle görünüyor ki finans sektörü ne ulusal kriz dinliyor ne salgın. İddialar ne kadar doğru piyasaların verdiği tepkiyle göreceğiz ama canı yanan esnaf da birçok ekonomi uzmanı da tepkili ama çekinceli. Konuşmaya korkuyor. Çünkü her ne kadar haksızlık yapılsa da herkesin dönüp dolaşıp gideceği yer finans kurumları. Her şartta kazanmaya ve her fırsatı değerlendirmeye odaklanmış bu kurumlara bakalım devlet ne zaman dur diyecek. Evet, fırsatçısınız. Başka da bir şey demiyoruz. Kredi ertelemenin faizsiz yapılması gerekir. Kredi garanti fonundaki paraların, devletin paralarının, bu milletin paralarının sadece aracılık yaparak verdiğinizi unutmadan vatandaşlara teslim edilmesi gerekir. Evet, bir kriter var. Kredibilitesi uygun olan insanlara vermeniz gerekir. Ya da teminat olan insanlara. Bazı insanların şöyle de bir durumu var. Herkes bana hak verecektir dinledikçe. Adamın sicilinde öyle ya da böyle bir şekilde sıkıntı olmuş. Ama teminatı var. 1 liralık krediye karşılık 3 liralık teminatı var. Banka bunu veremez diyor. Olmamalı kardeşim. Senin paran garantideyse eğer ihtiyacı olan insana bu paraları vermen gerekir. Kaldı ki %80'i devletin garantisinde bu para, kredi garanti fonundan vereceğin para. Dolayısıyla bu kadar insanları sık boğaz etmeye, başka işler de geliyor insanın aklına. Acaba düzen sabote edilmeye mi çalışılıyor? Ya da iktidar ya da devlet sabote edilmeye mi çalışılıyor? Gerisini size bırakıyorum. Gerisi sizde artık diyelim ama bu işin doğru olmadığının bir kez daha altını çizelim. Şimdi Ankara'ya gireceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurul vardı. Gündem dışı söz aldı Cemal Engin-Yurt. Biliyorsunuz bir yasal düzenleme yapılıyor. O yasal düzenlemeyle ilgili de HDP'lerin itirazı vardı. Bugün de Diyarbakır'da KULP'ta 5 vatandaşımız terör örgütleri tarafından katledildi. Daha önce eleştirilen el yapımı patlayıcı araçları geçerken, odun toplamaya giden vatandaşların araçları geçerken infilak etti ve 5 vatandaşımız Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabırlar diliyoruz. Cemal Engin-Yurt da bunun üzerine söz aldı. Hiç kimse bizden HDP'lere, teröristlere af paketiyle destek vermemizi beklemesin dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkan Vekili CHP'li Levent Gök başkanlığında toplantı. Gündem dışı söz alan MHP Ordu Milletvekili Cemal Engin-Yurt, ceza infaz yasası düzenlemesini eleştiren HDP milletvekillerine Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği 5 sivilin şehit olduğu saldırı üzerinden yanıt verdi. Engin-Yurt konuşmasında 5 Kürt vatandaşı Diyarbakır'da bir pusuda hayatlarını kaybetti. Hiç kimse PKK'lı hainlerin affını bu meclisten beklemesin. Terör sevicileri lanetliyorum dedi. Sayın Engin-Yurt. Sayın Başkan, bugün Diyarbakır'da 5 Kürt vatandaşı kancıkça bir pusuda şerefsiz katiller tarafından hayatlarını kaybetmişlerdir. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. İnfaz yasasının görüşüldüğü bu günlerde Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili olarak, bir Türk milliyetçisi olarak bütün Türkiye'ye duyuruyorum ki hiç kimse PKK'lı hainlerin, katillerin affını bu meclisten beklemesin. Bu meclis böyle bir affı asla gerçekleştirmeyecektir. HDP'liler oturdukları yerden Sayın Başkan bizi terörist diyor diyerek Engin-Yurt'a tepki gösterdi. Engin-Yurt'la HDP'liler arasında tartışma çıktı. Diğer milletvekillerinin de dahil olmasıyla tartışma büyüdü. HDP'lilerin üzerine yürümek isteyen Engin-Yurt'u diğer milletvekilleri engelledi. MHP'lilerle HDP'liler arasındaki tartışma ve gerginlik uzayınca genel kurula ara verildi.
Sevgili izleyenler, koronavirüsten korunmak için eldiven ve maskelerimizi özellikle topluma açık yerlerde, kalabalık ortamlarda takıyoruz ve sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Ancak yapmamamız gereken bir şey de maalesef hepimiz demeyelim bazıları yapıyor. Bu maske ve eldivenler sokaklara atılıyor. Çok tehlikeli, virüsün yayılmasına birebir etken. Hal böyle olunca Ordu Büyükşehir Belediyesi de tedbir alacak. Çöpünü sokağa atan, maskesini, eldivenini sokağa atan insanlara ceza yazılacak. Biz de kesinlikle doğru olduğunu düşünüyoruz. Lütfen dikkat edin. Her yönden sakıncalı. Hem virüsün yayılması noktasında hem de çevre kirliliği noktasında çok sakıncalı. Ben vatandaşlarımızın buna duyarlı olacağına eminim. Bu durumla ilgili Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu'nun açıklamaları var. Yeni tip koronavirüsten korunmak amacıyla insanlar maske, eldiven ve bonelere yöneldi. Ancak tek kullanımlık malzemelere artan talep başka bir sorunun ortaya çıkmasına, çevre kirliliğine neden oldu. Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre il hıfzı sığa meclisi kararınca vatandaşlar tarafından kullanılan maske, eldiven, bone gibi kişisel koruyucu donanımların rastgele cadde ve sokaklara atılması çevre ve toplum sağlığını tehlikeye soktu. Bu sebeple bunların cadde ve sokaklara gelişigüzel atılması yasaklandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, bu konuda gösterebildiğimiz tüm hassasiyet salgının yayılmasını önlemek amaçlı yapıldığının bilinciyle hareket edersek hepimiz bu salgından tez zamanda kurtuluruz ifadelerine yer verdi. Ülkemizin içinde bulunmuş olduğu COVID-19 yani koronavirüs salgını nedeniyle hayatımızın artık bir parçası olan eldiven ve maske kullanımında dikkat etmemiz gereken kurallar var. Bunların başında günlük kullandığımız tek kullanımlık olan maske ve eldivenleri sokağa atmamamız, gelişigüzel atmamamız gerekli. Bunun için de mutlaka kullandığımız alanlardaki iş yerlerinin önündeki ayrı bir çöp kovasında ya da ayrı bir poşetle bunları depolayıp virüsün etkisini kaybettiği andan itibaren toplayıcılara bunları teslim etmemiz gerekli. Bu konuda gösterebildiğimiz tüm hassasiyet salgının yayılması ve ilerlemesini önlemek amaçlı yapıldığını bilinciyle hareket edersek hepimiz bu salgından tez zamanda kurtulmuş oluruz. Alınan karar doğrultusunda hastaneler ve diğer sağlık kurumlarına başvurularda ve toplu taşıma araçlarında vatandaşların maske takmaları zorunlu hale getirildi. Başkan Sefa Okutucu, halkın yoğun olarak kullandığı alanları sürekli olacak şekilde dezenfekte çalışmalarını sürdürmeye devam ediyoruz dedi. Başladığı pandemi ilan edildiği an itibariyle sürekli şekilde dezenfeksiyon çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çalışmalar artık eczacılar, fırıncılar ve buna benzer tüm halkımızın yoğun kullanmış olduğu yerlerde devam etmekte. Bu konuda ciddi hassasiyet göstermeye çalışıyoruz ve herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunu da yapabilmek adına halkımız da bize gerçekten gayet güzel özveriyle yaklaşıyor ve özveri gösteriyorlar. Daha dikkatli olduklarını görüyoruz. Bu manada biz elimizden gelen tüm çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Okutucu son olarak ilçelerde yeni bir uygulamaya geçileceğini belirtti ve belirli yerler maske ve eldivenler için atık kutularının yerleştirileceğine değindi. Zaten eldiven ve maske konusunda da büyük ihtimalle Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın bir genelgesi olacak. Bununla ilgili de ilgili birimler, ilçe belediyelerimiz ve Büyükşehir Belediyesi de talimatlandırılarak çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütmeye devam edecek. Ki biz bu süre zarfı içerisinde zaten marketlerin önüne çöp kovaları koyarak eldiven ve maskelerinin buralara atılmasıyla ilgili yönlendirici tabelalarımızı da gerçekleştirmeye başlamıştık. Bu manada da çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzeme atıklarının yönetimine ilişkin genelge yayımladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, maske ve eldiven atıkları kurum ve işletmelerin giriş çıkışları ile ortak kullanım alanlarında biriktirilecek, ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları en az 72 saat bekletildikten sonra evsel atık olarak belediyeye teslim edilecek ifadelerini kullandı. Milli dayanışma kampanyasında bir destek de Ordu Valisi Seddar Yavuz'dan geldi sevgili izleyenler. Seddar Yavuz bir maaşını kampanyaya bağışladığını açıkladı. Ordu Valisi Seddar Yavuz yaptığı yazılı açıklamada tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkilerini Türkiye ve Ordu'da en aza indirmeye yönelik çok sayıda tedbir alındığını ve alınmaya devam ettiğini belirtti. Yürütülen bu mücadelede en önemli görev ve desteğin vatandaşların bilinçli şekilde tedbirlere uyması olacağını vurgulayan Yavuz, Türk milleti her zaman ve her durumda birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygusuyla kenetlenerek zoru başardığını, her zorluğun üstesinden geldiğini göstermiştir. Gün birlik ve beraberlik günüdür, gün dayanışma günüdür ifadesini kullandı.
Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından biz bize yeteriz Türkiye'm sloganıyla başlatılan milli dayanışma kampanyasına değinerek şunları kaydetti. Koronavirüs salgını nedeniyle işini kaybeden veya temel ihtiyaçlarını karşılayacak gelir imkanı bulamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla tamamen gönüllülük esasına göre biz bize yeteriz Türkiye diyerek iş insanlarımız, kamu personellerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve hayırsever hemşehrilerimizin katkılarını bekliyoruz. Ben de bu anlamlı kampanyaya bir maaşım bağışlayarak katkıda bulunuyorum dedi. Yavuz, biz bize yeteriz Türkiye'm hesap numaralarına bağışta bulunulabileceği gibi korona yazarak 8119'a SMS göndererek de kampanyaya 10 lira bağış yapılabileceğini aktardı. Sosyal medyadan gelen mesajlara bir göz atalım. Ancak dün akşamdan atladığım bir mesaj var. Onu okuyacağım önce, ondan sonra sosyal medyaya geçeceğim. İsa Bey, iyi yayınlar. Ben aslen Orduluyum fakat Bursa Gemlik'te yaşıyorum. Haber bülteninizi her gün takip ediyorum. Berat Kandiliniz kutlu olsun demiş Hatice Yılmaz. Çok teşekkür ediyoruz. Kandili geçirdik ama dün akşam mesajınızı da okuyamadık. Özür diliyoruz. Kandilinizi kutluyoruz. Size sağlık ve esenlikler diliyoruz. Bursa'ya selam ediyoruz. Sizlere de selam ediyoruz. Birkaç tane de mesaj okuyalım sevgili izleyenler. Halil Cebeci başkanımız yazmış Gülyalı'dan. Faizi ahlaklı kullanın diyen Sayın Cumhurbaşkanı'nı daha ne yapsın demiş. Halil Bey'e selam ediyoruz. Gülyalı'ya selam ediyoruz. Allah'tan kork, kimseden korkmazsın. Biraz önce bizim herhalde söylemlerimizden esinlenerek başkan güzel söylemiş. Bu yeryüzünde korkulacak tek bir kudret var, tek bir güç var. O da Allah. İnanıyoruz ki o da bizimle. Cemal Gençe yazmış. Çatalpınar'dan selamlar, iyi yayınlar İsa Bey. Fırsatçılık bu ülkede her zaman var, var olacaktır. Fakat ben orada İktidar Partisi'nin vekillerini, il başkanını bu zorlu günlerde hiçbir yerde göremiyorum demiş. Korunuyorlardır muhtemelen. Evden çıkmıyorlardır doğal olarak. Evden çıkmamak gerektiğini düşünüyorum. Belki söylemler noktasında biraz motive edebilirler toplumu. Zaten hani il yönetimini falan konuşmaya gerek yok. Vekiller noktasında belki bunlar geçerli olabilir. Halil Cebeci'nin bir mesajı daha var. Faizle mücadele etmek Müslümanın birinci görevi olmalıdır demiş. Yine Halil Cebeci'den bir mesajımız var. 30 bin test yetmez, süreci uzatır demiş. Evet, başkanın söylediklerine katılmamak mümkün değil. Faiz döneminin, faizle yaşam döneminin asgariye inmesi lazım. Bir kez daha söylüyoruz. İnşallah en kısa zamanda bankalarla ilgili ciddi yasal yaptırımları olan bir düzenleme gelir diyelim. Kısa bir reklam arası verelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Temelinde güven var. Şimdi fındık diyoruz. Dün akşam fındıkla ilgili önemli açıklamaları ekranlarınıza getirmiştik ve fındığın ne kadar değerli olduğunu anlatmaya çalışmıştık. Bir kez daha söylüyoruz. Sevgili üreticiler, fındığınıza sahip çıkın. Özellikle kahverengi kokarca konusunda duyarlı olun. İlaçlamasını ve bakımını iyi yapın. Bu sene fındık iyi para edecek. Öyle görünüyor. Umalım ki bundan sonra hep böyle iyi para edecek. Dün akşam biliyorsunuz İlyas Edip Sevinç'i bağlamıştık. Ve İlyas Edip Sevinç'in anlatmalarına göre ne kadar çok fındık üretirseniz üretin, fiyatı düşürmesi gibi bir durum söz konusu değil, alıcısı var. O yüzden üretebildiğimiz kadar çok fındık üretmemiz lazım diyelim. Fındık şimdi çok değerli oldu. Peki fındık nasıl bir serüven geçirdi? Nasıl bu hale geldi, bu kadar değerli hale geldi? Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük fındıkla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin önemli tarım ürünleri arasında yer alan fındık her geçen yıl daha da gelişerek Türk çiftçisi için adeta yeşil altına dönüştü.
Anadolu topraklarının Karadeniz kıyılarında M.Ö. 490'lı yıllarda yetiştiği belirtilen fındık, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde önem kazandı. Bu dönemlerde fındık üretimi Karadeniz'de Giresun, Ordu ve Trabzon çevrelerinde yaygınlaştı. Çikolataya olan talebin artmasıyla fındık ihracatı da arttı ve bu durum fındık üreticisi için önemli bir gelir kapısı oldu. Dünya tarihinde fındığın ana vatanının Çin ve Anadolu toprakları olduğu yönünde değişik görüşler yer alıyor. Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, yaptığı açıklamada fındığın Osmanlı döneminde ihraç edilen bir ürün olduğunu ancak üretiminin çok az olduğunu söyledi. Türkiye açısından baktığınızda fındık Osmanlı döneminden beri Osmanlı döneminde de ihraç edilen bir üründür. Ama üretimi çok azdır. İlk ihracat 19. yüzyılda 1900'lü yılların 1800'lü yılların sonu 1900'lü yıllarda Avrupa'ya çok az miktarda gönderildiğini görüyoruz. Bölük, fındığın Türk çiftçisi için değerli bir ürün haline gelmesinin uzun sürdüğünü ifade etti. Çok kıymetli bir üründür fındık. Ancak buraya evrilmesi tarihi açıdan baktığınızda çok çabuk olmamıştır. 1900 yıllarda, 1940'larda Giresun'dan 3000 ton fındık ihraç edildiğini görüyoruz. Daha yakın tarihte kayıtların tutulmaya başlandığını görürsek, 1980'de 126 bin ton fındıktır Türkiye'den yurt dışına gönderilen fındık miktarı, iç fındık olarak. En düşük 89 bin tona düşmüş 1980'li yıllarda. 2012-2013 sezonunda ise 301 bin ton iç fındık ihracatı yapılmış Türkiye'den. Bölük, dünyada lüks tüketimin 1980'ler sonrası yükseldiğine işaret ederek, fındık sanayi ürünüdür, ağırlıklı olarak çikolatada kullanılır. Çikolatanın ham maddesidir. Çikolata tüketimi 1980'lerden sonra artınca fındığa olan talep de arttı diye konuştu. Dünyada tüketim, özellikle de lüks tüketim 1980'lerden sonra hızla artmaya başlamıştır. Fındık sanayi ürünüdür. Çikolata da kullanılır ağırlıklı olarak. Çikolatanın ham maddesidir. Dünyada çikolata tüketimi arttığı zaman fındığın tüketimi de artmış demektir. Bölük, 1990'lı yıllarda Türkiye'nin ürettiği fındığı satmakta zorlandığını belirtti. Hatta bir zamanlar Türkiye ürettiği fındığı satmakta zorlanmıştır. 1990'lı yıllar bunun yaşandığı yıllardır. Çünkü o dönemde henüz daha fındığın sanayide kullanımı bu kadar artmamıştır ama üretim hızla artmış. Ülkenin batı bölgesinde fındık dikim alanları genişlemiş. Fındık dikim alanları 700 bin hektara çıkmış ama üretilen fındığı satmak hiç de kolay olmamıştır. Mesuliyeden bir kaza haberi var sırada sevgili izleyenler. 6 yaşındaki İkra Köksal apartmanın 3. katından düştü. Kaldırıldığı devlet hastanesinde beyin ameliyatına alındı. Mesudiye ilçesinde 6 yaşındaki İkra Köksal apartmanın 3. katından düştü. İkra Köksal 112 acil servis ekiplerince Mesudiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Daha sonrasında ise yapılan müdahalelerden sonra Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Alınan bilgilere göre Köksal, başından aldığı darbe yüzünden sevk edildiği Ordu Devlet Hastanesi'nde beyin ameliyatına alındı. Ameliyattan çıkan İkra Köksal'ın durumunun iyi olduğu bilgisi verildi. Kardeşimize geçmiş olsun diliyoruz. Acil şifalar diliyoruz. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur. Fırsatçıları anlattık. Şimdi bir de vefalı insanlar var. Ankara'da biliyorsunuz, faaliyetini Ankara'da sürdüren merkezi şirketin merkezi Ankara'da Onur Grup var. Onur Grup'un da çok değerli iki yöneticisi var. Onur ve İhsan Çetin Ceviz kardeşler. Ne zaman memlekette bir sıkıntı olsa el uzatan insanlar. Allah sayılarını artırsın diyelim. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz COVID-19 ile ilgili maske ve yardımcı malzeme desteğinde bulunmuşlardı ilimize. Şimdi de 1000 kolilik bir düzeltirim yanlış bir şey söylemişsek, yanlış bir şey de söylememeye gayret gösterelim. 1000 kolilik gıda yardımı gönderdi. Ankara'da faaliyetini sürdüren iş insanı Onur İhsan Çetin Ceviz, Ordu'ya 1000 koli gıda yardımı gönderdi.
Onur Çetin Ceviz imzasıyla Ordu Valiliğine gönderilen dilekçede dünyada ve ülkemizde ciddi sorun haline gelen COVID-19 salgını kapsamında firmamız tarafından hazırlanıp ilimizdeki ihtiyaç sahibi ailelere iletilmek üzere 1000 adet gıda yardım kolisi hazırlanarak gönderilmiştir. Mücadele kapsamında büyük bir fedakarlıkla çalışan başta siz değerli yetkililer olmak üzere tüm çalışanlara sağlıklı günler dilerim denildi. Çetin Ceviz kardeşler ilimizde kullanılmak üzere Sağlık Müdürlüğü'ne iki parti bağışta bulunmuşlardı. Sağlık personelinin kullanılması amacıyla gönderilen 2500 adet tip, 5-6 beyaz tulum, 5000 adet 3 kat cerrahi maske ve 100.000 adet eldiven orduya ulaştı. Öte yandan Çetin Ceviz kardeşler daha önce de ilimizde kullanılmak üzere Sağlık Müdürlüğü'ne 100.000 lira tutarında doktorların kullanımı için koruyucu malzeme göndermişti. Evet, biliyorsunuz sokağa çıkma kısıtlaması getirildi 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençlerimize. 65 yaş üstündekiler de gençlerimiz, ikisini birden söylemiş olduk. Bu anlamda hem kolluk kuvvetlerinin hem de belediyelerin özel çalışmaları var, gönüllü kardeşlerimiz de var. Vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyorlar. Özellikle evlerinde yalnız yaşayan insanlara hizmet vermeye çalışıyorlar. Ordu Büyükşehir Belediyesi de bu kapsamda çalışmalarını devam ettiriyor. Hilmi Güler Başkan'ın bir tweet'i vardı biliyorsunuz. 20 yaşın altındaki gençlere de Ordu Büyükşehir Belediyesi aynı hizmeti götürüyor. Şimdi haberimizde bu güzel hizmetin detayları var. Alo, iyi günler. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni arıyorum. Elif Hanım'la mı görüşüyorum? COVID-19 virüsü sebebiyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi bu durumdan kaynaklı vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli çalışmaları sürdürüyor. Teşekkürler, bizdeyiz. Belediye Başkanı Sayın Doktor Mehmet Hilmi'nin size çok selamı var. Size ihtiyaçlarınızı belirlemekle karşılık için arıyoruz. Sizin için hazırlamış olduğumuz gıda kolisi, hijyen paketi, evde temizlik hizmeti, psikolojik destek ve evde sağlık hizmeti bulunmakta. Kendi ihtiyacı giderebiliyor musunuz Elif Hanım? Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekipleri 65 yaş üstü vatandaşları tek tek arayarak ihtiyaçlarına göre hizmetleri onlara sunuyor. Orada Büyükşehir Belediyesi'nden arıyorum ben. Nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Herhangi bir ihtiyacınız var mı? Bizler onun için aramıştık ama. Aynı zamanda ekipler YADES projesi kapsamında kimsesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşların gıda, hijyen, psikolojik destek, sağlık hizmeti ve ev temizliği hizmetlerini karşılıyor. Onunla ilgili bir ihtiyacı varsa onu not alıyoruz, arkadaşlara iletiyoruz ve yardımcı oluyoruz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, 65 yaş üstü vatandaşların istedikleri yardımın anında ulaştırıldığını dile getirdi. Şimdi de içinizi açacak bir haber var sırada. Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetleriyle ilgili bir haber bu. Biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi faaliyetlerine ve hizmetlerine gaz kesmeden devam ediyor. Eski Fidangör'ü Ordulular hatırlayacaklar ve bileceklerdir. Eski Fidangör artık muhteşem bir görünüme sahip olacak. Hem binaların çevre düzenlemeleri yapılıyor, cephe düzenlemeleri yapılıyor, hem de zemin düzenlemesi yeniden yapılıyor. Haliyle çok güzel görüntüler çıkıyor. Bugün de Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman sahadaydı, incelemelerde bulundu ve projenin Mayıs ayı sonuna kadar tamamlanacağını söyledi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Sarıpaşa Caddesi'nde cephe ve zemin iyileştirme projesine aralıksız devam ediyor. 50 adet binada cephe iyileştirme çalışmalarını tamamlayan ekipler zeminde ise beton döküm çalışmalarını sürdürüyor. Eylül Ortaokulu ile Tağıl Pazarı arasındaki 5500 metrekare alanda uygulanacak proje kapsamında 98 adet binanın dış cephesi iyileştirilirken zeminde doğal taşla kaplanacak. Sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, çalışmaların Mayıs ayı sonunda tamamlanacağının müjdesini verdi. Fidangör Caddesi, ordumuzun en önemli prestij caddelerinden bir tanesi. Buradaki bu cadde yaklaşık 500 metre, uzunluğunda 7 metre genişliği olan bir cadde. Bu caddeyi biz tamamen cephe iyileştirmesi yapıyoruz. Ancak sadece cephe iyileştirmesi yapmadık bu caddede. Zeminle beraber OSKİ'nin su kanalları dahil, fiber optik hatlar dahil tamamını da değiştirdik ve yeniledik. Burayı ordumuza kazandırdık. Çalışmalar sırasında halkımızı da mağdur etmemek için zaman zaman çamur oldu. Biz çamurun üzerine hemen halı sahayla kaplattık, vatandaşımızı kurtardık.
esnafımızın ticaretini de engellemedik. Bu kapsamda çok özverili bir çalışma gerçekleştiriyor arkadaşlarımız. Buradaki çalışmalarımız kısım kısım devam ediyor. Mayıs sonu itibariyle inşallah Ramazan bayramı itibariyle buradaki çalışmaları bitirip halkımıza güzel bir müjde vermiş olacağız. Çalışmalarını zıt yönlü sürdüren Büyükşehir Belediyesi 98 binanın 50'sinde cephe iyileştirme çalışmalarını tamamladı. 9 binada ise çalışmalar devam ediyor. Zeminde yapacağı çalışmalar içinde hummalı bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi toplam 842 metrelik mesafenin 580 metresinde zemin kaplaması öncesi beton dökümü gerçekleştirdi. Tabela ve reklam uygulamalarını reklam ilan ve tanıtım yönetmenliğine uygun hale getirecek olan Büyükşehir Belediyesi, çalışmalar kapsamında klima dış ünitelerini gizleyecek, yağmur iniş borularını değiştirecek ve antenleri merkezi sistemde toplayarak estetik bir görünüm elde edecek. Zemini de farklı doku ve renklerdeki doğal taşla kaplanacak olan tarihi cadde yenilenen yüzüyle hizmete sunulacak. Yaşadığımız bu zorlu süreçte duyarlılığıyla dikkat çeken belediyelerden bir tanesi de Altınordu Belediyesi oldu sevgili izleyenler. Virüs salgını başladığı günden bu yana hem yaptığı uyarılar, yaptığı çağrılar, yaptığı destekler ve toplumun yanında duruşuyla sürekli takdir topladı Altınordu Belediyesi. Ve hatta Cumhurbaşkanlığı maskeyi bedelsiz yapmadan önce bedelsiz maske ve eldiven dağıtımına da başlamıştı biliyorsunuz Altınordu Belediyesi. Ordu'da yaklaşık 30 bin maske dağıtıldı bedelsiz olarak. Ve vatandaşlar da Altınordu Belediyesi'ne bu duyarlılığından dolayı teşekkür ettiler. Altınordu Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske ve eldiven dağıtımı yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı son tedbirler kapsamında toplu yaşam alanlarında maskesiz bulunmanın yasaklanmasıyla artan maske ihtiyacı için Altınordu Belediyesi harekete geçti. 100 bin maske üretimini hedefleyerek tamamen gönüllülerden oluşan bir grupla çalışmaya başlayan Altınordu Belediyesi hem kendi üretiminden elde ettiği hem de piyasadan tedarik ettiği maskeleri Altınordu'nun şehir merkezinde ve dış mahallelerinde bulunan vatandaşlara dağıtmayı sürdürüyor. Devletten, milletten razı olsun. Çok memnunuz. Allah devletimize zavallı vermesin. Belediye başkan yardımcılarının katılımıyla oluşturulan ekipler ve belediye zabıtalarıyla ücretsiz maske ve eldiven dağıtan Altınordu Belediyesi aynı zamanda dış mahallelerde de ücretsiz maske ve eldiven dağıtımı gerçekleştiriyor. Altınordu Belediyesi olarak maske ve eldiven dağıtıyoruz. Allah razı olsun. Cümlemizden. Allah devletimize zavallı vermesin. Allah polisimize, devletimize, Allah maaşlar ayağına geliyor. Böyle devlet nerede? Bak eldivenlerimizi, maskelerimizi daha değil. Allah razı olsun. Binlerce kere. Böyle devlet nerede? Böyle Türkiye nerede var? Altınordu Belediyesi bir yandan güvenlik kuvvetleri başta olmak üzere kamu kurumlarının günlük ihtiyaçlarını gidermek, bir yandan da mahalle muhtarları aracılığıyla vatandaşlara dağıtılmasını sağlamak, diğer yandan da şehir merkezlerinde dağıtımına devam etmek suretiyle yaklaşık 30 bin ücretsiz maske ve eldiven dağıttı. Altınordu Belediye Sayın Başkanımız Aşkın Bey'e bildirdik. O da maskeyle eldiveni gönderdi bize. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu kapsamda 65 yaşı üzerlere evden çıkmıyorlar. 20 yaş altı da çıkmıyorlar. Evden kapıya çıkmıyorlar. İstanbul'dan, il dışından gelen vatandaşlarımız da kesinlikle uyarıyoruz. Kesinlikle hiç dışarı çıkmıyorlar. Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Ve Altınordu Belediyesi'ne de bu maske dağıtımı için ve vatandaşlara yaptıkları yardımlar için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Belediye ekiplerince ve mahalle muhtarları aracılığıyla ücretsiz maske ve eldiven dağıtımı gerçekleştiren Altınordu Belediyesi, ayrıca vatandaşlara koronavirüs tedbirlerinin ve evde kalmalarının önemi konusunda bilgilendirmeler yaparak uyarılarda bulunuyor. Allah razı olsun. Hizmette devamını bekleriz. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok teşekkür edeyim. Sizlere de, gönderen devletimize de Allah cümlemizi korur inşallah. Valla Altınordu Belediye'mize teşekkür ediyoruz. Yeteri kadar maske aldık. Neler söylemek isterim? Altınordu Belediye'mize teşekkür ederiz. Bize maske veririz. Biz de vatandaşlarımıza dağıtmaya çalışacağız inşallah. Valla çok iyi bir hizmet. Başkanımızın Allah razı olsun. Yani vatandaşlarımıza bayağı faydası olacağını düşünüyorum. Belediyeden talep ettik. Maskelerimizi aldık. Şimdi vatandaşa vereceğiz isteyenlere.
Teşekkür ederim. İstedik. Vatandaşlarımızın talebi üzerine biz de istedik. Kendilerine teşekkür ediyorum başkanım. Mahallemizin talebi üzerine sağ olsun başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu bizi mahallemize dağıtmak için maskeleri gönderip biz onlara teşekkür ediyoruz. Altınordu Belediyesi'nden bir duyarlılık da sağlık çalışanları için geldi sevgili izleyenler. Zira biliyorsunuz 7-13 Nisan tarihler arasında Sağlık Haftası kutlanıyor. Bu kapsamda Altınordu Belediyesi çalışanları ve yönetenleri bir araya geldiler, pankartlar hazırladılar. Ve pankartlarda milletimiz size minnettar ve Altınordu size müteşekkir yazıyordu. Bu pankartlarla Sağlık Haftası'nı kutladılar. Altınordu Belediyesi personeli Altınordu sahilinde yaptığı anlamlı etkinlikle sağlık çalışanlarının Sağlık Haftası'nı kutladı. Altınordu Belediyesi koronavirüs salgını dolayısıyla gece gündüz demeden görev yapan sağlık personelleri için anlamlı bir etkinlik yaptı. 7-13 Nisan tarihleri arasında kutlanan Sağlık Haftası dolayısıyla bir araya gelen Altınordu Belediyesi idari ve saha ekipleri Altınordu sahilinde açtıkları "Milletimiz size minnettar, Altınordu size müteşekkir" yazılı pankartlarla sağlık çalışanlarının haftasını kutladı. Yapılan etkinlikte ayrıca tüm personel hep bir ağızdan "Sağlık haftanız kutlu olsun ve evde kal Altınordu" mesajı verdi. Sağlık haftanız kutlu olsun. Öte yandan Altınordu Belediyesi ekipleri tarafından şehirde bulunan hastanelerin girişlerine asılan pankartlarla da Sağlık Haftası kutlandı. Bir haberimiz daha var Altınordu Belediyesi'nden. Bu ara çok aktif Altınordu Belediyesi dedik ya, salgının başından beri her yerde faaliyet sürdürmeye devam ediyorlar. Şimdi de sivil araçları dezenfekte ettiler ve sürücüler bu hizmetten oldukça memnun kaldılar. Altınordu Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında saha çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Altınordu'nun Akyazı Mahallesi sahil mevkiinde Altınordu Belediyesi dezenfekte ekipleri tarafından sivil araçlara dezenfekte uygulaması yapılıyor. Uygulama saat 13.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılıyor ve günde yaklaşık 150 araç dezenfekte ediliyor. Araçların dezenfekte eden vatandaşlar da yapılan dezenfekte çalışmaları için Altınordu Belediyesi'ne teşekkür etti. Bence güzel bir uygulama. Sonuçta herkesin sağlığı çok önemli şu zamanlarda. Çünkü Covid-19 denilen salgın dünyayı sarmış durumda. Özellikle Ordu'da da görüyoruz ki her geçen gün artıyor. Bu yüzden bu yaptığı uygulama bence çok güzel. Tabii ki güzel bir hizmet. Vatandaşımız üzerine düşen görevi yaparak en iyi şekilde bu günleri atlatmak için çaba sarf ediyor. Tabii Altınordu Belediyesi de bu konuda üzerine düşen araçlar için dezenfeksiyon işlemlerini yapıyor. Belediyenin güzel bir uygulaması. Ben de arkadaş telefon açtı bana. Böyle böyle dedi, 3 ayda koruması varmış dedi, arabayı dedi. Ben de atladım geldim. Güzel bir uygulama. Herkesin haberdar olması lazım. Herkes bu hizmetten yararlanması lazım diye düşünüyorum. Belediyenin teşekkür ediyorum belediye başkanımıza. Gölköy'e gideceğiz. Benim biraz tuhafıma giden bir haber var. Gölköy Kaymakamlığı ile Gölköy İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından hayvanlar için yiyecek ihtiyacı karşılandı. Yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için şehrin belirli noktalarına mama ve ekmekler bırakıldı. Yani kar olmadığı bir ortamda hayvanların yiyecek bulmasındaki zorluğu çok anlamış değilim ve dönem aslında evet hayvanlara ilgi göstermek gerekir ama daha çok Gölköy'deki aç insanlarla ya da yaşamını idame ettirmekte zorlanan insanlarla ilgilenilecek bir dönem diye dipnot düşerim sadece. Ama bu da çok güzel bir hareket. Haberin detaylarına bakalım. Covid-19 tehlikesini yaşadığımız bu günlerde sokak hayvanlarını da unutmamak gerekiyor. Vatandaşların evlerinde bulundukları zaman diliminde dışarıdaki hayvanlarsa yiyecek bulmakta zorlanıyor. Sakin, sakin, sakin.
Bu kapsamda Gölköy Kaymakamlığı ve Gölköy İlçe Tarım Müdürlüğü ortaklığında hayvanların yiyecek ihtiyacı karşılandı. Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyacını karşılamak adına Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ kampanyaya destek olan esnaflara ve emek veren çalışanlara teşekkür etti. Hatice Dursun yazmış, biz alamıyoruz bu yardımlardan, ben çocuklarımla beraber oturuyorum, bir yiyecek yardımı geldi demiş. Hatice Hanım, bununla ilgili herhalde müracaat etmeniz gerekir. Valilik ya da valilik sosyal yardımlaşma birimine ulaşmanız gerekir. Ben de tam olarak bilmemekle beraber, eğer bu noktada bize ulaşırsanız, WhatsApp hatlarımızdan bize yazarsanız, arkadaşlarımız size bu noktada yol gösterip yardımcı olmaya, sizi yetkililere ulaştırmaya çalışırlar. Temel Güney hayırlı yayınlar dilemiş, çok teşekkür ediyoruz. Böylelikle bültenin sonuna geldik. Bu akşam tabelada fırsatçısınız vardı. Bankacılar üzerinde finans sektörünü aslında biraz eleştirdik. Bu dönem fırsatçılık yapılacak bir dönem değil. Evet, kar için yapar herkes ticari faaliyetini, ancak uçuk karlar yapılacak bir dönem de değil. İnsanların iki yakası bir araya gelmezken, geçinmekte, ayakta durmakta zorlanırken sizin kar gütmeniz ve bunu çok üst düzeyde fahiş bir rakamla gütmeniz doğru değil. Komisyondan da, faizden de, masraftan da düzenleme yaparak bu insanları rahatlatmanız lazım. Bu insanlar sayesinde milyarlarca Türk lirası kar ediyorsunuz. Ve dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sistem yok. Hiçbir yerinde demeyelim de tekrar düzeltelim konuyu. Yani Türkiye gibi ülkelerin tamamında, Mısır'da bile, Endonezya'da bile bizden daha düşük imkanlarla finans sektörlerinden faydalanan insanlar var. Bu toplumlar eğer buralarda bu rakamlarla para kullanabiliyorlarsa, bizim çok daha altındaki rakamlarla bu paralara erişebilmemiz lazım. Hem erişimin kolaylaştırılması lazım, hem de maliyetin düşürülmesi lazım. Yetkililer buradan sesimizi duysunlar. Vatandaşlarımız da bu noktada biraz sesli olsunlar. Her önünüze gelene evet dememeyi, isyanla tepkiyi ayrıştırmayı öğrenmemiz gerekir diyelim. Yarın akşam tekrar buluşabilmek dileğiyle veda edelim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.